Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, bugün özel bir yayın demek istemezdik ama belki yüreğimizin acıdığı, gerçekten zor durumda kaldığımız bir programla sizlerle birlikte olacağız. Ne kadar tamamlayacağız bilemiyoruz. An itibariyle binlerce vatandaşımızı kaybettik. Hepimizin yüreği derin acılarla dolu. Deprem belki birkaç on tane ilde oldu ama bütün Türkiye hissettik. Bütün dünya, İslam ümmeti hissetti. Bugün depremi konuşacağız. Her zamanki gibi. Abdurrahman Bey. Evet, gerçekten zor bir gün. Hatırlıyorsan seninle beraber 2004'teki Endonezya tsunamisinde birlikteydik. Tabii bunun en acısını 99'da yaşamıştım. Tabii o zaman iletişim çok daha sınırlı olduğu için işin gerçek yüzünü biz birkaç gün sonra ancak öğrenebilmiştik. Ve hemen atlayıp Sakarya'ya gitmiştik. Tabii bakıyorum gelen haberlere sabahtan beri sahada arkadaşlarla konuşuyorum. Bu seferki daha fazla. Yani Mersin'den Diyarbakır'a kadar, Malatya'dan Halep'e kadar çok geniş bir coğrafya. Büyük hasar var. Tabii ikinci depremde Elbistan merkezi olan da, o da tam tuz biber oldu yaraya. Evet. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin. Göçük altında olanlara yardım eylesin. Yaralılara da şifalar. Tabii çok ciddi mal kayıpları da var. Evler, şeyler filan. Rabbim cümlemizin yardımcısı olsun. Amin. Bu gibi durumlarda teknolojinin bu kadar gelişmiş olması da bir aslında keşke bu kadar hızlı almasaydık diyoruz ama felaket üstüne felaket haberlerini almaya başlıyoruz. Maalesef. Ve daha hızlı yayılmış oluyor. Adeta manevi fay hatlarımız zaten birbiriyle bağdaşık değildi. Birbirimizden manevi olarak uzaktık ama maddi fay hatlarının verdiği zararı insan böyle daha çok anlıyor. Hani Kahramanmaraş olsun, Malatya olsun, Diyarbakır, Gaziantep, uzun yıllar yaşadığım yerde Maraş'ta 7 yıl kadar görev yaptım. Bugün birkaç tane öğrencimin vefatını öğrendim. İşte velilerimizden birkaçının vefatını öğrendik. Malatya'da diğer illerde insanlar şu anda soğuktan üşüyorlar. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Dünyanın bir yerinde üşüyen bir Müslüman varsa ısınamam diye onu hissediyoruz. Ya. Maalesef 99 depreminden ve İzmir'deki depremden farkı da burada iklim şartları şu an itibariyle. Evet. Tabii göçük altında kalsa bile soğuktan dolayı hipotermiye bağlı. Yine vefat söz konusu. Şu an lüks sayılabilecek tüketimle ilgili, alışverişlerimizle ilgili bütün gündemlerimizi donduralım. Evet. Bu parayı Allah için, kardeşlerimiz için ayıralım veya malzemelere ve onlara yardıma koşalım. Acil malzeme, battaniye, ısınmaya bağlı. Tüplü ve benzeri ısıtıcılar. Elektrik yok çünkü. Elektrik sıkıntısı yaşanacak. Power bank diyorlar. Yani cep çok telefonu önemli. Şarjı ile ilgili power bank. Konserveydi ve benzeri kolay yenilebilecek gıdaların oraya ulaştırılması. Ama tabii esas olan bir kenara bir nakit ayırmak veya ilgili vakıflara SDK'larımızı da yollayalım. Orada da beklesin. Çünkü gerçekten kısa bir süre sonra esas paraya taalluk eden işler gerekecek. Şu an ağırlıklı malzeme talebi var ve depremin enkaz kaldırılma, enkaz içindeki kalan canlarımızın kurtarılma problemiyle baş başayız. Onun için gönlümüz kan ağlayacak ama biz sükunetimizi koruyarak bunu uzun soluklu bir mücadele olarak göreceğiz ve o kapsamda gönlümüz orada, dünyalık malımızdan da kardeşlerimiz için infak etmek tam doğru zamandayız. Zaten STK'larımız, ondan sonra AFAD'larımız, ondan sonra çeşitli kurumlarımız bu konuda yardımlaşma hususunda gerektiği kolaylığı sağlıyorlar.
Hüdayi Vakfımız da, Azimut Hüdayi Vakfımız da bu konuda önde. Hemen zaten hesap numaralarını gönderdi. Aslında bizim oraya gitmemizden ziyade bu hesap numaralarına gerekli katkıyı bir an önce sağlamak daha faydalı oluyor. Çünkü bu şekilde hangi yere, hangi malzemenin ne kadar gideceğini o insanlar daha çok iyi biliyorlar. Bir yerde suya ihtiyaç yoksa bir tır su göndermenin bir anlamı yok. Ama o tır, bir tır suyu başka bir yerde değerlendirecek STK'larımız var. Bu şekilde daha profesyonel düşünmek gerekiyor. Tabii bu tip insani afetlerde koordinasyon çok önemli. Evet, çok önemli. Esas ciddi manada ısınmaya bağlı malzeme, kıyafet ihtiyacı var. Bunları da toplayıp, tasnif edip peyderpey yola çıkaracağız. Çünkü gerçekten uzun soluklu bir mücadele çok bu. Önemli. İnsanlar evlerini kaybederken eşyalarını da kaybediyorlar tabii. İçlerinde. Yani belki eşya ikincil diyeceksiniz ama hayır, şu an o insanın kıyafete daha çok ihtiyacı oluyor. Çünkü ben 99'da görmüştüm. Böyle terlikle, pijamayla camdan atlamış, kapıdan zor kendini çıkarmış ve ev çökünce de dünyadaki malı mülkü üstündeki terlikle pijama eşofman olmuş çok insanlar görmüştüm. Bölgede de benzer durumlar var. Onun için biz gücümüz yettiğince bölgeye elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kardeşlerimizden, dostlarımızdan da bu noktada desteği istiyoruz. Gönüllüler gidelim istiyorlar ama zaten sahada yeterince insan var. İnsan bolluğundan oluşan bir karmaşa var. Teknik destek lazım. O da zaten devletin yapacağı bir şey. Yani dernekler, ekipler var, zaten ekipler onlar var. Yoldalar. Ama bazı yerde de ekipman lazım. O betonları vesaire şeyi kaldırmak için. Onun için gönlümüzü orada tutacağız. Elimizden gelen yardımı da esirgemeyeceğiz. Evet. Bir kardeş imtihanındayız esasında. Bu gerçek manada kardeşlik. Evet. Ülkemizdeki şu an işte siyasi atmosfere de bağlı. Bazen böyle kalpler bölünebiliyor, farklılaşabiliyor. Ama bugün öyle bir şey yoktu. Ama işte bu deprem olduğunda parti, mezhep, görüş vesaire hiçbir şey farkı gözetilmeden herkes herkese yardıma koşuyor. Bu acıdan da inşallah memleketimize gelecekte bir hayır çıkar. İnşallah. Hem de bölgemize diyoruz. Rabbim cümlemizin yardımcısı olsun. Amin. Yani bizim hayır birliklerimizde şer, şer birliklerimizde hayır vardır diye bir mükemmel bir düstur vardır. Ona iman ediyoruz. Ona da inşallah umut ediyoruz. Bu felaketten daha güçlenerek çıkalım. İşte kalbi, amin. Kalbi metin tutmak çok zor iş. Evet. Yani özellikle de insanın keyfi yerindeyken konuşmak kolay. Ama o şu an soğukta bekleyen. Canından can gitmişler. Evet, evet. Soğuktakiler, malı gitmiş. İnsanların sabretmesi, tevekkül etmesi daha zor. Rabbim onların da yardımcıları olsun. Amin. Onlara o manada da dua etmemiz lazım. Yani çünkü insanı, bedeni ayakta tutan ruh. Evet. Ruhen çöktünüz mü beden de çökmüş oluyor. Maneviyat da bizim en büyük enerji kaynağımız, depomuz. Evet. Rabbim yardımcımız olsun. Amin. Felaketlerde nüfus artarmış derlerdi de bunu bugün daha çok anladım. Anne daha bir anne oluyor. 10 kişilik oluyor. Baba 10 kişilik. Çocuklar 10 kişilik çocuk oluyor. Evet, gerçekten bunu ben çadır kamplarında gördüm, dünyanın çeşitli yerlerinde. Veya evini açmak, o ensar muhacir kavramı. Tabii. Zorda olan kardeşin hayatını kolaylaştıran diğer bir kardeş demektir esasında. Evet. Yani zorda olanın hayatını kolaylaştıran, nasıl kolaylaştırıyorsun? İşte kendinden olan bir şeyleri paylaşıyorsun. Ve bu paylaşımla bu ensar muhacir kavramı tam oturmuş oluyor. Şu an gerçekten Türkiye içerisinde yerli ensar muhacir durumuyla karşı karşıyayız. Onun için bu kış gününde Allah yardımcı olsun. Allah yardımcı olsun. Peki. Bugünkü programı böyle tamam erdirelim isterseniz. Cenab-ı Allah oradaki kardeşlerimize yardım etsin. Bizler de elimizden geleni yapalım. Yani soğukta olanlara, ondan sonra aç, susuz kalanlara yardımcı olalım. Daha çok empati halinde olalım. STK'larla, gönüllü kuruluşlarla irtibat halinde olalım. Bu bize ders olsun denir ya. Evet, bu bize ders olsun ama şöyle de bir şey var. Hemen çok kısa işte falan vakfa veya falan STK'ya veya akrabama 10 bin lira, 50 bin lira yolladım. İşte 100 battaniye yolladım.
benim sorumluluğum gitti diye de kesinlikle düşünmememiz lazım. Bu gerçekten uzun soluklu bir mücadele. Rabbim yardımcımız olsun. Yani gönlümüz orada olmalı. Cebimiz de oraya açık olmalı. Eyvallah. Buradaki keyfimizden geri duracağız. Hı hı. Oradaki kardeşlerimize paylaşacağız. Eyvallah. Çok teşekkürler. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Kültürden İrfana programını bugün bu şekilde kısaltarak ve kısa bir şekilde, özlü bir şekilde tamam erdiriyoruz. Daha iyi günlerde sunacağımız programlara kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.